Merhaba arkadaşlar. Bugün de köye gideceğiz gezmeye. Sultaniye Köyü'ne. Giresun'un güzel bir köyüdür. Çocukluğumun geçtiği köy. Şimdi orayı gezip dolaşacağız. İnşallah sizlere de görüntü alacağım. Oradan da. Evet, şimdi ekmek alıyoruz fırından. Yola devam ediyoruz. Şimdi evet, köye geldik. Dayım şu anda çatısını tadilat yaptırdı. Usta çalışıyor şu anda. Köydeki ev. Bu alt tarafta bir tarafı dükkandı, bir tarafı değirmendi. Dayımın oğlu bu da. Yağmur da başladı tabii bu arada. Bunlar da dayımın tavukları. Paçalı mı deniyor? Onlardan paçalı. Evet, önceden buraya şu yol yapılınca buraya şey döktüler, istinat duvarı yapıldı. Yoksa önceden şu dere bu evin altından böyle su geçiyordu. Çünkü değirmen vardı burada. Ama şimdi yapıldığı için dere az ilerisinde kalıyor. Yani burası derenin sesiyle uyumak tabii bir başka olur. Şu taraf köy mezarlığı. Evet, köyde gezmeye devam ediyoruz. Küçükken buralarda koşturur oynardık. Şu ileride bir çeşme var. Şimdi suyu akmıyormuş da. Küçükken oynarken, herhalde tahmini 2-3 yaşlarındayken ben o çeşmenin içine düşmüşüm. Kendi çabalarımla çıkamamışım. Hani yanlış hatırlamıyorsam herhalde 2-3 yaşlarındayken ablamla teyzem de beni çıkaramamış buradan. Koştur koştur eve kadar, anneanneme kadar koşmuşlar. Anneannem gelip beni buradan çıkarmış. Aslında o kadar derin de değil ama nasıl buradan çıkamamışım bilmiyorum. Yani derinliği de şu kadar ama artık çeşmeden tabii su akmıyor. Çocukluğumun anıları. İnsan geçmişe dönüyor. Mezarlık ziyareti yaptık. Mezarlıklar şu tarafta. Dayımın evi şurada. Şöyle yaklaştırayım. Şurası dayımın evi. Parmağım çok büyük mü kaldı orada? Şöyle göstereyim. Dayımın evi. Yani dedemin de. Dayımın şimdi. Şu tarafta annemin amcasının evi. Şurası da annemin amcasının oğullarının evi. Şurası da annemin amcasının evi. Yani akrabaların olduğu yer. Burada da tabii dere sesi şırıl şırıl. Kendi taş atardık dereyi. Anıları yaşamış olduk tekrar. Şimdi yürüyüş yapıyoruz köyde. Sis oturmuş. Dağın tepesine de sisli sisli duruyor. Öyle dolaşıyoruz şu anda.
Fındık bahçeleri. Buradan böyle bakınca düz gibi duruyor ama bayağı böyle dik. Ben burada zor yani fındık toplamak. Karadeniz hani bölgesini bilenler bilir. Bayağı bir dik yani. Allah kolaylık versin toplayanlara. Yani böyle bildiğiniz böyle bayır. Yokuş. Şimdi gidince pantolonu yıkar. Bunlara güllük diyorlar. Fındıklı bahçesinde genelde olur. Fındık zamanı bu güllük denen otlar kesilir. Evet, şimdi eve dönüş yolundayız. Bayağı yağmur yağıyor. Artık dedim videoya bir bitiş çekeyim dedim. İzlediğiniz için, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, evet Mirey'in dediği gibi like atmayı unutmayın. İnşallah yeni çekimlerde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.